Şimdi Sultan Abdülhamid'in bilmem kaçıncı nesilden torunlarından bir tanesi Fransa'dan gelmiş, dava açıyor. Falanca köşk, falanca saray, falanca saray, falanca saray, benim dedemin mülküydü, bana vermeniz lazım. Peki senin dedenin mülkü işgal edildiğinde, tapusu Türkiye'nin tamamen elinden alındığında neredeydiniz? Benim dedem senin için mi öldü? Benim dedem senin için mi öldü? Az daha öteye gideyim. Madem Sultan Abdülhamid'in torunusun, o malları üzerine geçirdiği zaman Musul'daki, Kerkük'teki petrol kuyularını üzerinden geçirdi. Gidip orada şimdi savaşsana. Alsana Musul kuyularını. Ama Dolmabahçe'deki saray duruyor değil mi? Benim dedem, senin deden öldü. O da gelmiş tapusunu istiyor. Yok öyle yağma. İşte cennet mekanın torunu bu. Biz ölürken sen neredeydin? Arkadaşlar, her şeyi doğru bir raya koyup sağlam bir değerlendirme yapmak zorundayız. Bak bu da bir iman gereğidir. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal noktasında milletin tamamı kaybetmişken bir insan çıktı. Onun gibi düşünen, onun gibi yaşayan, onun gibi anlayan, bağımsızlık karakterli bir insan çıktı. Profesör Doktor Haydar Baş çıktı. Bu yanlışı sildi attı ve 10 Kasım'da şimdi hoş geldin Atatürk, hoş geldin bu milletin evladı diyerek bağrımıza başlayacağız. Hepimizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.